TRT Türk ekranlarından merhaba sevgili izleyiciler. Masa Ekonomi ile karşınızdayız. Masa Ekonomi'de bu haftaki konuğumuz Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Ferhat Özeren. İnternet hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Pek çok kolaylığı getiriyor ama bu kolaylıklarla birlikte bazı sıkıntıları da ortaya koyuyor. Hemen bu sorunları, bu sıkıntıları ve interneti nasıl daha verimli kullanacağımızı konuşmak üzere konuğumuza dönüyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Önce İnternet Kurulu ile başlayalım. Pek çok kişinin aslında belki de varlığını ve yaptıklarını çok da iyi bilmediği bir kurul olduğunu düşünüyorum. Bu kurulun yapısıyla ilgili biraz bize bilgi verir misiniz? Amaçları neler? Ne yapar bu kurul? Seve seve. İnternet Kurulu 56-51 yasasıyla 2008 yılında kuruldu. Bu zamana kadar yaptığı çalışmalar aslında bir ön hazırlık çalışmaları diyebiliriz. Son zamanlarda İnternet Kurulu'nun ismini daha çok gündemde veya daha çok duymaya başladık diyebilirim. Yeni bir yapılanmaya gelişti. Değişik çalışma grupları oluşturuldu. Bunun içerisinde en büyük hedef güvenli internet kavramının ülkemizde hem gençleri hem ebeveynleri anlatabilmek ve bununla beraber de yaşamımızın, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internetin yaygınlaşması, özellikle bilgi toplumuna giden yolda iyi bir araç olarak kullanmayı hedeflemek. Bununla ilgili birçok çalışmalar yapıyoruz. Kurulun yapısıyla devam edelim mi önce? Tabii ki. Kimlerden oluşuyor ve ne sıklıkta toplanıyor? Bir de bu kararlarının bağlayıcılığı ya da uygulanması nasıl oluyor? Ne ölçüde evet. Kararları etkili? İnternet Kurulu sivil toplum kuruluşları. Bu sivil toplum kuruluşları, bilişim sivil toplum kuruluşları ve telekomünikasyon sivil toplum kuruluşlarına oluşuyor. Bunun haricinde özel sektör, telekomünikasyon sektörünün önde gelen bütün oyuncuları kurulun içerisinde ve kamu kuruluşlarından da internetin paydaşları olarak adlandırabileceğimiz devlet kuruluşları da bunların içerisinde yer alıyor. Şu anda 36 üyemiz var. Periyodik olarak genelde yoğun dönemlerimiz de olabiliyor. Yoğun dönemlerde 15 günde bir, ayda bir frekansında toplanabiliyoruz. Hı hı. Ama onun haricinde 2 ayda birlik bir dönemde toplanıyoruz. Şu ara biraz fazla mesai yapıyoruz. Gündeme bağlı olarak evet. Daha sık toplanıyoruz. Evet, fazla bir mesai yapıyoruz. Onun nedeni de malumunuz 5651 yasası ile ilgili bir revize çalışması yapılıyor. Hı hı. YouTube gibi, Facebook gibi bazı siteler yanlış anlamalardan dolayı kapatma tehlikeleri yaşıyorlar. En hala da yaşıyorlar. En sıkıntılardan biri aslında. Evet. Bu konu açılmışken bununla devam edelim. Son dönemde sosyal paylaşım siteleriyle ilgili de gündeme geldi. İnternetin doğru. Hem güzel hem de kötü yanları var derken biraz da bunu kastetmiştim aslında. Olumsuz yanları da bazı kişisel haklarla ilgili sıkıntılar meydana getirebiliyor. İnternet Kurulu bu noktada nasıl bir çalışma yürütüyor sizden dinleyin. Şimdi İnternet Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmanın hepsi Ulaştırma Bakanlığı'na tavsiye niteliğinde taşıyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar özellikle evrensel hukukta suç sayılan çocuk istismarı, telif hakları, kişisel hakaret. Bunlar vazgeçilmez suçlardı. Bunun haricindeki suçlar Türk Ceza Kanunu'nun sınırları içerisinde geçerli olan suçlardır. Burada bir ayrıştırmaya gidiliyor. Bir de önemli olan hassas bir konu. Bu zamana kadar ki aslında bu tamamen yanlış yorumlamalardan kaynaklanan ve özellikle mahkemenin yanlış yorumlamalarından kaynaklanan site kapatma listeleri oluşuyor. Uyar kaldır yöntemi direkt olarak uygulanması gerekirken hangi içeriğin olmadığı bilgisi olmadığından dolayı bazen bu önemli siteler, büyük siteler, çok kitleyi ilgilendiren paylaşım siteleri veya bir bilgi sitesi kapatma riskiyle karşı karşıya gelebiliyor. Burada sorun şu mu efendim? Yalnızca zararlı içerik, örneğin bir fotoğraftır ya da bir yazıdır, bir yorumdur. Bunun kaldırılması yerine tüm site tamamen kapatılıyor. Yani zararlı içerik bulunmayan evet, mahkeme böyle karar verirse tabii ki bu şekilde kapatılma yoluna gidiliyordu. İşte 56-51'de en büyük değişiklik bu olacak. Mutlaka ne kapatılması veya hangi içeriğin çıkartılması gerektiğiyle ilgili yani önce uyarılacak. Bu yapılmıyorsa, bu yerine getirilmiyorsa ancak kapatma o zaman gündeme gelecek. Tabii ki şöyle bir hassas nokta var.
Hepimizin ailesi, eşimiz, çolumuz, çocuğumuz, bunların hiçbir tanesinin olmadık görüntülerini veya hakaret varan yayınlarını, arkadaşlarımızın bunları bir internet sitesinde görmek istemeyiz. Maalesef internet hayatın bir iz düşümü. Dışarıda ne varsa internette de aynısı var. Çok iyi bilim adamları, çok iyi sanatçılar, çok iyi akademisyenler olduğu gibi maalesef suçlu diye adlandırabileceğimiz veya potansiyel suçlu taşıyabilecek insanlar da interneti kullanabiliyorlar. Tabii. Bunların bilinçlendirilmesi çok önemli. Bununla ilgili benim bir tabirim var. İşte evimize son derece önemli bir kişiyi davet ettiğimizi zannedersek internet yoluyla aslında kuzu postuna girmiş bir kurdu da davet ediyor olabiliriz. Bunun bilinçlendirilmesi halkımızda ve özellikle gençlerde ve ebeveynlerde önemli. Şurada bir önemli de uyarı yapmak istiyorum. Ebeveynler çocuklarını internette veya bilgisayarda vakit geçirme aracı olarak görmemeli lazım. İnterneti bir faydalanma, bir bilgiye ulaşma, mutlaka arkadaşlarıyla belirli zamanlarda eğlence veya sosyal paylaşım siteli oyunlar oynayacaklar. Bunlar için de tabii ki belirli zaman olacak. Onların yaşlarına göre uygun oyunları seçmeleri gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken husus bunun bilinçli olarak kullanılmasında teşvik etmek. Hatta bizler bununla ilgili değişik kitaplar hazırlandı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu kitaplar. Ebeveynlere dönük tavsiyeler. Gençlere onu size soralım o zaman. Tavsiyeler. Çünkü interneti kullanmanın hem yaşı çok düştü. Çok küçük çocuklar da artık internet başında. Hem yaşla ilgili hem de süreyle ilgili de bir sıkıntı var. Belki saatlerce başından kalkmıyor. Aslında bu yalnızca çocukların değil gençlerin de ciddi bir problemi. Bunda elbette ki bir sınır olmalı. Ebeveynlere önerileriniz ne olabilir? Bu kitapçıklara henüz ulaşamamış olanlar için. Belki buradan bizim aracılığımızla bazı önerileri sıralarsınız. Ne kadar süreyle internet başında bir çocuk kalmalı ya da nasıl yararlı kullanmasını sağlayabiliriz? Ve şunu da ekleyeyim hemen, bazı zararlı sitelere, çocukların erişmemesi gereken sitelere erişmesini de engellemek için ne yapılmalı? Bu aslında bir güvenlik problemi. Bunu genel bir güvenlik kavramından da bahsederek de anlatmak istiyorum. Şimdi birincisi kişisel güvenliğimizi, bilgisayar güvenliğimizi de kendimiz kontrol altına almak zorundayız. Bunun da başlangıç noktası internete erişim noktamız olan ADSL. ADSL'i mutlaka mutlaka şifrelemek zorundayız. Hem iş yerleri için hem evler için kesinlikle, söylüyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evler, iş yerleri, siteler. Bakın bazen şöyle bilgilere şahit oluyoruz. Bir sitede tek bir ADSL üstünden bütün site onun üstünden kullanılıyor. Veya şifresini koymadığı için ADSL modemine komşusu veya başka birisi onu kullanarak istenmeyen, sakıncalı içerikler, suç teşkil eden sitelere girerek ADSL kimin adına kayıtlıysa direkt o suçlu hale getirebiliyor. Bu çok önemli. Bu tek sorun sanırım şöyle düşünülüyor. Sınırsız internetim zaten, ADSL kotam, şifre koymama gerek yok. Halbuki buradaki sorun aslında onun limit aşımı ya da sınırı ile ilgili değil. Bahsettiğiniz bir takım suç içeren, mesela çocuk pornosunu buna örnek verebiliriz. Bir takım suç teşkil eden siteler. Benim ADSL şifremi, hakaret de olabilir. Benim ADSL şifremle girerek bu zararlı içerikleri kullanan biri yakalandı ya da bu tespit edildiği zaman ne olur? Ne olur? Bakın vahim olur. Neden vahim olur? Böyle bir şey yakalandığı zaman birincisi bu suçu işlemediğini ispatlamak zorunda. Ama ne olacak? Belli bir kariyerde olan bir insan olabilir, belli bir mevkide olabilen bir iş adamı, her şey olabilir, üst düzey ve son derece düzgün bir hayat yaşayan bir insan olabilir. Ama kendini bununla ilgili aklamak zorunda. Yani ne kadar kötü bir durum, ne kadar kötü bir ortam. Yani bu ADSL benim sınırsız diye. O ADSL sınırsız hakkı ona verilmiş. Bunu herkesle paylaşılabilirmiş. Teknoloji artık giderek kişiselleşen bir teknoloji haline geldi. Cep telefonu bir kişiseldir. Siz numaranızı herkese kuransını veriyor musunuz? O zaman ADSL'i de veremezsiniz. Cep telefonunuzdan herkese arattırabiliyor musunuz? Hem sınırsız olsun istersiniz cep telefonu ama sizin aradığınız numaralar gözükecek. ADSL de aynen öyle. Bu mantıkla bakılması lazım. Kendi